Halt ediyor, halt ediyor. Ayrılmasaydı daha iyi olurdu. Olması gereken bir şeydi yani. Çorumlular Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırması hakkındaki düşüncelerini Leblebi TV'ye değerlendirdi. Geçtiğimiz Eylül ayında memleket hareketini başlatan ve yeni partiyle devam etme kararı alan Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösteren Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Muharrem İnce'nin E-Devlet üzerinden yaptığı başvuru kabul edildi. Böylece İnce resmen Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etti. Muharrem İnce düzenlediği basın açıklamasında Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Peki halk Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile yolların ayırması hakkında ne düşünüyor? Biz de Leblebi TV ekibi olarak Çorum halkına sorduk. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılması hakkında yani güzel bir adamdı, siyasetçiydi, güzel de siyasetçiydi, güzel başarılar adımızdı ama ayrılmasaydı daha iyi olurdu ya. Peki yeni kuracağı partiye oy verir misiniz? Tabii ki de oy veririm. Muharrem İnce'yi çok seviyoruz. Sevdiğimiz bir insan, sevdiğimiz bir siyasetçi. O yüzden veririm oyumu. Halt ediyor, halt ediyor. Daha önce ne demişti? Ömür billah karşısına çıkmayacağım. Beni Cumhurbaşkanı aday etti bu adam diyordu. Sözünü yaladı, geri karşısına çıktı. Bir de çelişen adama ben oy vermem, güvenmem ona. Çünkü kendi kendisiyle çelişti. Hayır vermem. Çünkü güvenilir bir adam değil. Sözünü çiğnedi. Ömür billah ben onun karşısına çıkmayacağım dediği halde karşısına çıktı. Hayırlı olsun. Kendi bilir. Yani böyle bir kapasiteler yok. Bir argümanları yok. Yani bir yatırımları yok Türkiye için. Sadece koltuk sevdası bunların için. Paşa gitmiş, ağa gelmiş. Aynen bu şekilde. Vallahi uygun bir hareket değil. Ne olacak? Parçalandıkça küçülür. Bu kadar basit yani. Yok, ben başka partiye mensubuyum çünkü. Çok iyi de düşünmüyorum. Çünkü partiden ayrılması yani bildiğim bozulması gibi düşünüyorum yani. Vallahi bilemiyorum o anki duruma bağlı ya. Vallahi boş ayrıldı. Kimse Muharrem İnce'ye oy vermez. Biz kişiye vermiyoruz. Biz CHP'ye veriyoruz Atatürk'ün partisi olduğu için. Vermem ben. CHP'de başka, Atatürk'ün partisinde başka kimse oy vermem. Ben hiç iyi düşünmüyorum. Çünkü kurallara, şeylere pek benim hoşuma gitmedi hani. Ya daha önceden mesela yaptı, bilmem piyasaya bile çıkmadı. Ya şimdi hoşuma giderse, düzgün bir şekilde yaparsa kim olursa olsun benim için fark etmez hani. Veririm. Olması gereken bir şeydi yani. O biri partiyi toplayamıyor, o biri partiyi dağıttı. Malum yani. Vallahi ben oy vermem. Kesinlikle vermem. Nedeni bende saklı. Bence gereksiz bir ayrılma oldu. Ne yapacak? İktidar ümidi yok. Keşke ayrılmasaydı. Bütün kalsaydı partide. Kendince doğru olabilir ama ben de aynı pek doğru bulmuyorum yani. Muharrem İnce'nin fazla başarılı olacağını pek zannetmiyorum. Vallahi biz politikacı değiliz bir sefer de. Yalnız bir şeyler dönüyor ortada. CHP'yi parçalayacaklar yavaş yavaş. Belki başkadır ya amaçları. Yok, ben AK Parti'ye verdim şimdiye kadar hep oyumu. Önce de oy kullanmadım zaten. Beklenen bir olaydı diyebilirim. Zira CHP'de zaten kusurlar kaynadığını hissediyoruz. Yani ortaya koyacağı düşünce, söylem, inandırıcılık ve inandırıcı tavrı bunu ortaya koyacak. Gayet iyi yapıyor. Bir de o denesin Muharrem İnce. Ben vermem. AK Parti'den başkasına vermem.